Gonca neredesin? Ben size fikrimi söyleyeyim. Selda Hanım ne yapar eder bu ikisini barıştırır. Hatta barıştırmakla kalmaz, en kısa zamanda nikah masasına oturtur. Ama yanlış yapar. Aile baskısıyla evlenip ömür boyu mutsuz olan o kadar fazla çift var ki. Doğru söylüyorsunuz, çok var. Umarım kalkıp da Burak Bey'e bu tür bir baskı kurmazlar. Baskı kurmayıp da ne yapacaklar Halil? Koskoca Masaroğlu ailesi kalkıp da gelin diye bir garson kızı mı alacaklar yani? Olmaz Halil, olmaz. Davul bile dengi dengine. Aa, çok şaşırttın beni Şükran. Sen bunun tam tersini savunurdun. Ya Emel, aileyi çok iyi tanıdığım için böyle konuşuyorum ben. Onlar kendilerinden aşağı birini asla aralarında barındırmazlar. Evel Hanım, Aslı nerelerde, ortalıkta görünmüyor pek. Bir arkadaşıyla buluşacakmış, çıktı. Ha. Ah, Burak Bey, kahvaltı için bir şey ister misiniz efendim? Teşekkürler, ben kahvaltı yapmayacağım. Çıkıyorum ben. Hay Allah, duymuş mudur konuştuklarımızı acaba? Yok yok, ben göz kulak oluyordum, şimdi geldi. Ya gördüm işte, cevap yazıyordun. Niye vazgeçiyorsun ki, niye? Neredeysem bulacağım seni. Bu böyle olmayacak, oturup konuşacağız. Çıkıyor muydunuz Burak Bey? Benim dışarıda çok acil bir işim çıktı Turgut Bey. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya önemli bir şey yok ama turnuva ile ilgili görüşmem gereken bir husus var sizinle. Buyurun o zaman, madem önemli. Of Aslı, of! Alo, Gonca Hanım'la görüşebilir miyim? Çıktı mı? Peki, tamam. Teşekkürler. Of, ne diyeceğim ben şimdi buna? Niye arıyor ki? Ya arada kalıyorum ama ya. Of. Efendim Burak? İyiyim, senden ne haber? Aslı mı? Yok, yanımda değil. Ne yapayım, evet erken çıktım bugün. Erdem'le dükkan bakacağız da. Vallahi bugün sabah konuştuğumuzda erkenden kursa gideceğini söylemişti. Tamam, görüşürüz o zaman. Kuzen, çıkıyor muydun? Neyse, sonra konuşalım o zaman. Önemli değil ya. Sonra çıkarım. Hayırdır? Senin canın mı sıkkın? Olanlardan gerçekten haberin yok mu? Sen ne diyorsun Volkan? Bir şeyden haberim yok. Yoksa Aslı'yla mı ilgili? Ne Aslı'sı bırak. Annemden bahsediyorum. Annen mi? Nasıl yani? Annem geri döndü. Niye geri dönmüş peki? Hiç bilmiyorum. Ama geldiği gibi geri giderse çok iyi olacak. Senin bundan nasıl haberin oldu? Eda ile karşılaşmışlar. Hatta buluşmuşlar. İşte çok pişmanım, sizi çok özledim falan demiş. Of. Yani çok şaşırdım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Eda çok üzülmüştür o duruma. Ya Burak, senden bir ricam olacak. Eda hem babamın Elçin'le birlikte olmasına karşı verdiği tepkiyle... hem de annesiz büyümenin eksikliğiyle... onun etkisi altında kalabilir. Bu yüzden... eğer Eda ile konuşursan onu cesaretlendirecek bir şey söyleme. Saçmalama kuzen. Yani Eda senin ne yaşadığını bilmiyor olabilir. Ama ben gayet iyi biliyorum. Peki sen iyi misin? İyiyim ben ya. İyiyim, sağ ol. Neyse ya. Ben zaten spor için gelmiştim. Çıkayım. Hadi birlikte çıkalım. Thank you.
odasına gidiyorum. Sen etrafa göz kulak ol, tamam mı? Tamam. Buldum seni. Hadi bakalım. Ya of Çağla ya. Ya ne kadar mısın ofsun ya? Tamamdır. Adresini aldım. Yürü evine gidiyoruz. Ne? O konuşmaktan anlamıyor. Ama ben anlayacağı dilden konuşacağım. Kimse benim sevgilimi elimden alamaz. Bu o kadar kolay değil. Hocam merhaba. Merhaba. Aslı'ya bakmıştım ben ama. Burada yok. Çıktı mı? Hiç gelmedi ki. Kursu yok muydu bugün? Daha kursa başlamadık. Tamam hocam. Sağ olun. Aslı, neredesin? Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Aynaya bak istersen. Ne var? Güzel. Sen daha güzelsin. Efendim Burak. Aslı. Aşkım neredesin? Öldüm meraktan. Burak beni arama, sorma lütfen. Aslı ağlıyorsun sen. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Biri sana bir şey mi söyledi? Akşam olanları duydum Burak. Baban, annen çok haklılar. Neredesin? Yüz yüze konuşalım, böyle telefonda olmaz. Hayır. Aslı bak bana bunu yapma. Ailemin ne düşündüğü, ne söylediği umurumda bile değil. Ama benim umurumda Burak. Lütfen artık beni arama. Aslı seni görmem lazım. Aslı. Gonca'ya selam söyle. Söylerim anne. Ya sık sık ara beni. Habersiz bırakma. Çok merak ederim seni. Anne alt tarafı arkadaşımda kalacağım. Şehir dışına gitmiyorum ki. Yavrum. Aslı. Çıkıyor musun? Evet. Beraber çıkalım. Ben seni gideceğin yere bırakıyorum. Tamam teşekkürler. Tamam çok iyi oldu bu. Hadi arabayla gitmen.
Aslı canın mı sıkkın senin? İyiyim Halil abi. Emin misin peki? Bak ne diyeceğim. Oturup buralarda bir yerde konuşalım mı? İyi olur. Ben senin canının neden sıkkın olduğunu biliyorum Aslı. Şükran anlamış değil mi? Evden gitmeni istedi, sen de arkadaşına gidiyorsun. Halil abi, lütfen kimseye söyleme. Yani annemin ve Burak'ın bunu öğrenmesini istemiyorum. Merak etme Aslı, merak etme. Sen ne cesur bir kızsın ya. Cesur mu? Korkak demek istedin herhalde. Hayır. Dünyada en zor şey insanın kendine söz geçirmesidir. Sen hayallerini, umutlarını, aşkını, yani kendini bir kenara attın. Bunu annem için yapmak zorundaydım. Ben annen için yaptığını sanmıyorum. Burak için yaptım. Onu korumak için. Ve o da bunun farkında. Bu yüzden de sana olan aşkı her geçen gün biraz daha artıyor. Ben de onu gün geçtikçe daha fazla bağlanıyorum. Onu düşünmediğim bir an bile yok. Onsuz hayat o kadar anlamsız, o kadar boş ki. Onsuz olabileceğimi düşünmek bile kalbimi acıtıyor. Onu özlerken bile nefesim kesiliyor. İnsanın özlemekten canı yanar mı? Yanar. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak, sen benden böyle kaçıp gidiyorsun ya. Benim de çok canım yanıyor aslında. Beni bir kerecik kandırırsın. Sakın Halil abiye kızma. Ben çok ısrar ettim. Seni mutlaka görmem gerekiyordu. Sen kendini kötü hissediyordun. Ben de konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Şimdi gidiyorum. Oturun ve konuşun. Ben buralarda olacağım aslında. Tamam. Hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sonmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ben pes etmeyeceğim Aslı. Lütfen sen de pes etme. Anlamıyorsun Burak. Anlıyorum. Tamam. Uzak dur benden. Arama, sorma, mesaj atma. Ben de seni aramayayım. Ne olacak peki Aslı? Birbirimizden kopunca ne olacak? Mutlu olabilecek miyiz? Artık bunun için çok geç. Düne kadar sen vardın. Ben vardım. Artık biz varız. Ne yapacağız peki Burak? Ben dün babanın söylediklerini duydum. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki Aslı. Birbirimize aşık olmamızın nesi yanlış? Herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Bugünden sonra ne Çağla'ya ne de başka bir kıza benden hayır gelmez. Çünkü ben seni seviyorum. Mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Gonca, bu yarışma benim için çok önemli.
Biliyor musun kazana 10.000 lira para ödülü varmış. Ben o parayla var ya annemi o evden taşır, üstüne birkaç ay da geçinirim. Aslı, şu pastaneyi de bir oturttuk mu? Ay inşallah Gonca. Ay. Nasıl oldu? Dur bakayım. Kızım, bunların hepsi çok güzel. Ya güzel de, ya benim aklımda başka fikirler de var. Onları da yapmam lazım. Kızım, ben senin bu yeteneğinle kesinlikle bir yere geleceğine inanıyorum. Yani zaten bu devirde çalışmayan ekmek yok. Sen de çalışıyorsun, didiniyorsun. Önünde sonunda ben senin mükafatını alacağını biliyorum. Ay inşallah Gonca ya, ağzından bal damlıyor vallahi. Artık işimiz de, aşkımız da hazır bizi bekliyor. Bak, sofra da hazır. Hadi. Bu ne ya? Düğün falan mı var acaba? Aha, Aslı yok. Yok şey bu şey, bu bizim Erdem'le bizim şarkımız. Yoksa Erdem mi geldi? Erdem miymiş? Evet. Deli bu çocuk ya. Sadece benimki mi deli acaba? Bir gel de bak istersen. Nasıl kız? Gel gel. Burak. Gelsenize. Ay yok gelemeyiz. Ya Gonca'nın abisi gelir birazdan. Hadi siz gidin yürüyün. Gonca'nın abisi gelsin ya, ne olacak? Hadi gelin. Ya Erdem, yürümeyeceğiz siz de azıcık kıssanıza ya. Tüm mahalleliği başımıza toplayacaksınız. Ne var canım, Allah aşkına? Serenat yapıyoruz burada. Değil mi Burak? Hadi kanka. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım, yolum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. Burada. Oğlum niye cevap vermeye çalışıyorsun? Bassana gaza. Doğru. Ulan R'ye taktım. Ulan bir daha sizi burada görürsem vururum lan ikiniz de. Defolun. Gonca, girin kız siz de içeri. Abicim, vallahi bizim bir suçumuz yok. Biz öyle sesi duyduk da ondan çıktık. Bak hala konuşuyor. Girsenize kızım içeri. Seni seviyorum Gonca. Ben de seni seviyorum Aslı. Ay çattık mıdır nedir ya? Deli mi bunlar? Hayır yani biz yüz vermedikçe, reddettikçe bunlar iyice zıvanadan çıktı. Hayır yani abicim gerçekten biz hiç yüz vermiyoruz. Hiç yerini yapmıyoruz. İnan olsun. Bir daha bu taraflara gelsinler. Bir daha gelsinler bu taraflara, gör bakalım o zaman neler oluyor. İkisinin de kemiklerini kırmazsam bana da Mehmet demesinler. Efendim? Burak, nasılsın? İyiyim Çağla. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum.
Sonuçta yaşadıklarım kolay değil. Ben de böyle olmasını istemezdim Çağla. Özür dilerim. Bunları artık geçmişte bırakalım, ne dersin? Peki. Bu akşam görüşebilir miyiz lütfen? En azından böyle bitmesin. Ailelerimiz hep görüşecekler, biz de yüz yüze bakacağız. Haklısın Çağla. Ben de seninle kötü olmak istemem. Ama bu yaşanan olaylardan sonra seninle görüşmem pek iyi bir fikir olmaz. Burak lütfen. Bu senden son isteğim. Umarım beni kırmazsın. Biz seninle yıllardır beraberiz. Benim için de kolay bir şey değil. Her şeyi konuşalım ve arkadaş kalalım. En azından bunu yapabiliriz değil mi? Tamam. Görüşürüz. Arkadaşmış. Göstereceğim ben sana arkadaşı. Ben bu saatten sonra seninle ya sevgili olurum ya da düşmanım. Hayırlı olsun Erdem. Bol kazançlar dilerim. Amin. Teşekkürler Aslı. Erdem, niye elden verdin parayı adama? Gördün mü kimliğini? Topuyu gördün mü? Karşılaştırdın mı? Emin misin? Nasıl ya? Burası İstanbul. Her şey olabilir. Neler duyuyoruz yani? Gonca, niye öyle şeyler söylüyorsun şimdi? Çocuk anahtarı aldı. Evet, anahtarım var. Aman sanki bir tane anahtar yaptırmak çok zor. Bastırmıştır bir tane, ne var? Ne diyorsun ya Gonca? Şimdi ben dolandırıldım mı acaba, öyle mi oldu? Niye o zaman gelip müdahale etmedin buraya? Vallahi orada böyle işinden çok emin görünüyordun. Ortalığı karıştırmak istemedim. Karışsaydın ya, karışsaydın keşke. Ben burada yatacağım bugün. Ay Gonca, niye böyle şeyler söyleyip moralini bozuyorsun çocuğun? Ay bana ne ya? O da gözümün önünde kızla fingirdeşmeseydi. Ders olsun. Gonca, vallahi senden korkulur ya. Hadi git çocuğun gönlünü al, yürü. Yeter değil mi bu kadar? Almıştır dersini. Ya almıştır, hadi git rahatlat çocuğu, yürü. Erdemciğim, hayatım gel hadi çıkalım gidelim artık. Ne çıkması ya Gonca? Allah Allah, ben tonla para verdim buraya, hiçbir yere gitmem. Bugün buradayım ben. Erdem saçmalama, şu an abartıyorsun ya. Ben hani öylesine söyledim bir ihtimal diye. Hiç ihtimal dahilinde falan değil. Gerçekten bugün burada kalacağım ben ya. Of Erdem, nereden söyledim ya? Yok olsun Gonca, her şey olabilir ya. Ben bu gece burada kalacağım. Hayırlı olsun. Güzel dükkan. Oo kanka, ne haber? İyidir kanka, senden? Erdem kanka falan ne oluyor? İyi. Nasıl? Beğendin mi dükkanı? Çok beğendim ya. Yeri de güzel. He, bir şeyler yapacağız işte, bakalım inşallah. Akşam ben burada kalıyorum. Siz de gelsenize. Burada kalacağım derken? Ya of, nereden söyledim ya Erdem? Saçmalıyorsun. Ya ne saçma. O zaman hep beraber dışarıda bir şeyler yapalım bugün ha? Olur. Hem dükkanı kutlamış oluruz. Bana da uyar. Bana da uyar da benim akşam bir işim var. Ne işin var canım? Turgut Bey, turnuva ile ilgili bir toplantı yapalım hadi. Akşam birlikte bir yemek yiyeceğiz. Tamam. Başka zaman kutlarız. Bence de şey yapalım, sonra kutlayalım ya. Ben çünkü bugün burada kalayım. Ne? Tamam Gonca, sen de kal istersen. Senin madem işin var, ben de Eda ile buluşayım. Eda mı aradın? Evet. Sesi çok kötü geliyordu. Moralim çok bozuk. Gelebilir misin diye çağırdı beni ama ben de bir şeyler yaparız diye programım var. Başka zaman dedim. Evet. Eda çok zor günler geçiriyor. Anlattığında sen de hak vereceksin. Hadi ya. O zaman ben onun yanına gitsem daha iyi olacak. İyilik meleği sevgilim. Çok geç kalmam olur mu? Tamam, merak etme. Gonca, Erdem, görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Yarın akşam satacağız, tamam mı? Tamam kanka. Görüşürüz. Ben de Eda'yı arayayım. Alo, Eda'cığım geliyorum ben. Görüşürüz. Gidiyorsun yani sen de. Gideyim, kızın canı sıkkın. Tamam.
hoş geldin. Merhaba. İçer misin? Hayır. Ben aç değilim Çağla. Buraya sadece seninle konuşmak için geldim. Peki Burak. Ne yapıyorsun bu ara? Her şey yolunda mı hayatında? Asıl konumuza gelsek. Burak. Ben sensiz yapamıyorum. Seni, bizi... Eski günlerimizi ben çok özledim. Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdın? Ben sensiz çok mutlusun. Neden beni anlamak istemiyorsun ki? Ben senin için bu kadar mı bir hiçim yani? Çağla, bak seni üzmek istemezdim. Ama anla artık, bunun geri dönüşü yok. Burak, ben senin bütün hatalarını affetmeye hazırım. İlişkimiz zaten bir hata. Biz mutlu olamayız. Mutluyduk. Biz mutluyduk Burak. Bence ayrılmamız bir hata. Ailelerimize bak ne kadar üzüldüler. Bizim yüzümüzden herkes ne kadar gerildi. Çağla, yine başlama. Kararım kesin. Son sözün bu mu? Evet. Bak Çağla, biz düşman değiliz. Neticede yüz yüze bakacağız. Annen ve amcam için bunu yapmalıyız. Kendin de söylüyorsun. Biz artık bir aile oluyoruz. Aldığın bu kararla hepimizin geleceğinin nasıl etkilendiğinin farkında mısın? Ben ne yaptığımın farkındayım. Ama sen değilsin. Senin tutumunla yollarımızı arkadaş ayırmak olursa ailelerimiz etkilenmeyecek. Peki. Kadehimi ailelerimize kaldırıyorum o zaman Burak'cığım. Hadi lütfen. Çağla yeter. İçip durma şunu bak sarhoş olacaksın. Bak sen. Nasıl da düşünüyormuş arkadaşını. Ben gidiyorum. Aa dur. Ben şimdiden oldum. Öyle birden ayağa kalkınca. Oturalım şöyle. Sana bir kahve söyleyelim. Sonra gideriz. Olur. Bakar mısın? Sade kahve alabilirim. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...